gibi üçgen çevre tasarım, Havuz Kimya Sanayi İnşaat Ticaret Limited şirketi tarafından bunun yapıldığı anlaşılıyor. Resimlere, görsellere baktığımızda bunun gayet güzel, şık bir site olacağı vaadi var. Altınöz diye. Ama gelin bakın ki henüz inşa halindeyken yapılan blokların bazılarının temelden sıyrılarak donatılarının devrildiği, yine bazı yapıların yan yaptığı, diğer blokların da ağır hasar gördüğü anlaşılıyor. Yıllardır yapı denetim hizmetlerinin amacına uygun yapılmadığı, tamamen şekli denetimlerin gerçekleştirdiği, bu denetimi gerçekleştirilen yapı denetim kuruluşlarının hiçbir faaliyeti doğru düzgün yürütmediklerini ve zemin etütlerin de zaten denetim dışı yapıldığına ilişkin düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşıyorduk. Hatay'daki bu durum bunun tipik örneklerinden biri. Bu sadece bu binanın başında değil, çok sayıda henüz inşa çalışmaları devam eden, hiçbir vatandaşımızın dahi bile oturmadığı, yeni deprem yönetmeliğine uygun değil kavramlarıyla toplumun kafasını karıştıran anlayışlardan ziyade yapı üretim kültüründen kaynaklı bir yıkımın yaşandığını, Hatay Kent Merkezi tipik olarak bunun en iyi örneklerini gösteren alanlardan biri olduğunu düşünüyorum. İlgili firma saklasa da Fahri Altınöz İnşaat tarafından yapılan bir sürü amacı belirtilen bu binaların maalesef acı bir şekilde yıkıldığı anlaşılıyor. Bizim öncelikle yapı üretim ve denetim sistemini mutlaka gözden geçirmemiz, bugün şekli olarak yapılan denetimleri amacına uygun bir şekilde gerçekleştirmemiz ve 70 yıldır devam eden bu yapı denetim sistemindeki hata ve aksaklıkları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Aksi takdirde ranta ve talana hizmet eden yapı denetimi gerçekleştirilmeden doğru düzgün yapılan şekli denetimlerle biz yolumuza devam edemeyiz. Yapı denetim kuruluşlarını da Hatay'a özellikle davet ediyorum. Böyle bir izleme, kontrol, denetim sistemini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Bunun hesabını bu ülke insanına nasıl vereceksiniz? Bunu da sizler oturup mutlaka düşünmeniz ve bu topluma bir şeyler söylemeniz, hesap vermeniz gerekiyor. Buradan Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve davet ediyoruz. Kendi görevini yerine getirmeyen, denetim hizmetlerini şekli olarak yapan, ister yönetici, ister yapı denetim kuruluşu sahibi veya orada çalışanlar olsun, mutlaka bunlar yargı önüne çıkarılmalı ve varsa hukuki sorumlulukları, gerekli cezai işlemler uygulanmalı. Aksi takdirde bugün bu binlerce insanımızın, hatta on binlerce insanımızın yaşamını yitirmesine neden olan olguları ortadan kaldırmamız mümkün değil. Bu şekilde bir yapı denetimini gerçekleştiren bir denetim şirketinin mutlaka kamuoyuna hesap vermesi gerekiyor. Cumhuriyet Başsavcılarımız bu firmanın, yapı denetim şirketini acilen işlem başlatması gerekiyor. Fahri Altınöz İnşaat'ın denetimini yapan yapı denetim şirketi mutlaka hesap vermelidir.